Dönemin Başbakanlık Basın Sözcüsü Akif Beki, yasaklı gazetecilerin köşke de alınmamasını istedi. Sözler, Abdullah Gül'ün 12 yıl danışmanlığını yapan ve anılarını Abdullah Gül'le 12 yıl adlı kitabında toplayan Ahmet Sever'e ait. Ahmet Sever'in kitabında Hürriyet Gazetesi'nden Turan Yılmaz ve Hasan Tüfekçi, Milliyet Gazetesi'nden Abdullah Karakuş, Star Televizyonu'ndan Fatma Çözen, Akşam Gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk, Vatan gazetesinden Veli Toprak ve Evrensel gazetesinden Sultan Özer'in başbakanlığa girişlerinin yasak olduğunu hatırlattı. Sever, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın sözcülüğünü yapan gazeteci Akif Bekir'in Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanı Osman Çangal vasıtasıyla mesaj gönderdiğini yazdı. Sever, o günlerde yaşananları aktardı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanı Osman Çangal bana Akif Bekir Başbakanlığa girişini yasakladığımız gazetecileri siz de köşke sokmasanız diyor dedi. Çangal'a yanıt olarak Osman bunu söylemek için beni sakın aramasın. Kartlarını biraz önce imzaladım zaten dedim. Sever, Abdullah Gül'le 12 yıl adlı kitabında Bekir'in gazetecilere yasaklama talebi hakkındaki o günkü duygularını da paylaştı. Canım sıkılmıştı. Akif peki daha önce Genelkurmay tarafından kendisini yapılanın aynısını şimdi başkalarına yapıyordu. Sever kitabında başbakanlıktan gelen akreditasyon isteğinin 11. Cumhurbaşkanı Gül'e bildirildiğini paylaştı. Ahmet Sever kitabının devamında Gül'ün bir sonraki ziyareti olan Türkmenistan seyahatinde de bu kez akreditasyona uğrayan muhabirleri uçağa davet ettiklerini aktardı. Onun <laughs>